Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi 20 yüzlü zar deneyini yapacağız. Daha önce 6 yüzlü zar yapmıştık. Şimdi 6 yüzlü zarımız şöyle. 6 tane yüzü var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama 20 yüzlü zarda kaç tane var? Şöyle bakarsak. 20 tane yüzü var. 1, işte 1'den 2 tane var. Oradan her birinden İkişer tane var. Mesela sıfırdan 9'a kadar olan rakamları düşünün. Bu sıfırdan 9'a olan rakamlar şöyle. Her birinden 2 tane var. 2 tane 20 yüzü var. 2 bölü 20. O zaman olasılığımız ne oluyor? 1 bölü 10. Her bir rakamın gelme olasılığı 1 bölü 10 oluyor arkadaşlar. Tabi bundan farklı da bu oluyor. Şöyle bunu kenara koyduk mu? Evet. Bunu şöyle arttırdım. Şimdi parayı biliyorsunuz. Parada nedir olay? İki tane yüzü var Atatürk. Bu da işte böyle attığında iki tane gelecek. Ama bunda 20 tane yüz olduğu için olasılığımız artıyor. Şöyle atıyoruz. Her seferinde gelen rakamları şöyle kaça kaç geldi görüyorsunuz. 2'ye 6 geldi. Her seferinde atacağız. Ve burada olasılık dağılımlarına bakacağız. Yine farklı olasılık dağılımlarıyla işte Gauss binom açılımı, Gauss normal dağılım diyorsunuz. Önce Poisson dağılımlarının istatistik kurallarına göre dağılımlara bakacağız ve en çok hangisine uyduğunu dağılımı ispatlayacağız arkadaşlar. Böylelikle de 20 yüzlü zar deneyinde olasılık dağılımlarından yapmış olacağız. Şöyle yaklaşık 100 defa atıp 100 defa attığımız sonuçları iki zar için deneyeceğiz ve bu zarlar birbirinden bağımsız olduğu için tabii ki her seferinde farklı farklı sonuçlar çıkacak ve ne olduğunu göreceğiz. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar.